Merhaba sevgili gönül dostları. 17 Eylül Başak Burcu'nda yeni ay var. Güneş 25 derece Başak'ta. Satürn yine aynı derece 25 derecesinde Oğlak Burcu'nda olacak. Başak detayları Satürn ise kontrol altında tutmamızı, kontrol altında tutamadığınız konuları kontrol altına almanız gerektiğini hatırlatır bize. Genel olarak yeni aylarda yeni başlangıçlar yapılır. Genelde ama bu yeni ay bize diyor ki geçmişinde tamamlayamadığın ya da es geçtiğin konular varsa bu konuları artık yeniden harekete geçir, yeniden başla. O senin için artık bir başlangıç olması gerekiyor. Diyelim ki bir imza bekliyorsunuz. O imza yeniden masaya yatırılabilmesi açısından sizin daha aktif olmanız gerekiyor ki o imzayı gerçekleştirebilirsiniz. Orada Satürn diyor ki size otoriteni kullan. Kullanırsan eğer geçmişte tamamlayamadığın durumları artık şimdi ele al, masaya yatır, aç defterini, kitaplarını, konularını aç her neyse bunu artık yeniden harekete geçir. Kartlarımda bu konu üzerinde bakalım neler söyleyecek. Evet sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Bakalım bu hafta, bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Şöyle bir açılım yapacağım. Eriller ve dişillere ayrı enerji kartı açacağım. Şöyle ki erillerin enerjisi farklı oluyor genelde. Dişillerin enerjisi farklı. Bu yeni ayda da eril dişil olarak açmak istedim açılımlarımı. Evet sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar, evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde erilden başlayalım. Eril enerji, dişil enerji. Sevgili eriller, sevgili Koç burcu, eril enerji. Finansal konuda sıkıntılarınız var. Evet, dediğim gibi Satürn kavuşumu bu Başak Burcu'nun da verdiği otoritenin, disiplinin Satürn'le kavuşumu size kaygı yaratabilir. Maddi konuda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili geçmişinizdeki hatalarınızı masaya yatırmanız gerekiyor. Nasıl ilerleme kaydedeceğinizi önceden bilgi toplayıp kendi iç dünyanızda nasıl bir adım atmanız gerektiğini, kartlarım burada sıkıntı yaşadığınızı söylüyor ama geçmişinizden getirdiğiniz sıkıntı bu. Geçmişinizde halledemediğiniz konular varsa bu konuyu ele alın diyor kartlar. Mücadele etmekten vazgeçmeyin. Sevgili Koç burcu, o kadar çok kendinizi halsiz, yorgun, artık bir şeylerin tamamlayamayacağını düşünüyorsunuz ki burada yanılıyorsunuz. Kartlar diyor ki sen bunu başarabilirsin. Evet, o otorite var sende ama bir çıkış noktası arıyorsun sevgili eriller. Bir şeyleri çaba harcarken umutsuzca çabalıyorsun. Evet, bu konu üzerinde gidiyorsun ama orada bir çaba yok. Umutsuzluk var. Yapıyorum ama boşa gidecek diyorsunuz ama kartlar diyor ki mücadelenden vazgeçme. Otoritenden vazgeçme. Kendini toparla diyor. Kendini toparlayamıyorsan, tek başına toparlayamıyorsan iç benliğini, etrafından yardım destek al. Şu hatalardan uzak durman gerekiyor. Çabala ki bir şekilde kendi otoriteni, kendi gücünü, kendi istek ve arzularını artık elinde tutmanı söylüyor kartlar bize. Bakalım. Çok yorgunsunuz. Hayaliniz çok fazla. Evet. Hayaliniz çok fazla ama artık o hayaller bile sizi yormaya başlamış sevgili koçlar. Her şeyi bir anda yapıp bir anda olsun bitsin istiyorsunuz. Fakat kartlar diyor ki burada maddi konuda çıktı genelde eril koçlarına. Kendinle mücadele etmek yerine bir şeylerin başlangıcını yap.
Başaramayacağım korkusuyla yapma bunu. Sende güç var zaten. Direkt kılıç kraliçesi ve kralı çıktı. Net ol. Gerçekten net olursan eğer burada gücünün farkına varacaksın. Kıtlıktan çıkacaksın. Çünkü kıtlık bilincini artık beynine kodladığın için başaramama korkusunu içine bastırdığın için hep başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ele aldığın konu her ne varsa. Kartlar diyor ki burada kendini toparla. Kendini önce iyileştir, sabit fikirli ol, maddi gücünü eline al, nerede, ne şekilde, nasıl yaparsın, kendinle kavga etmeden, korkularından arınarak, başkalarına çatmak yerine ya da kavga ederek, tartışarak, münakaşa ederek değil de kendi zekanla bunu yapabilirsin diyor kartlar. Hayat senin hayatın. Hayatı elinde tutabilmen için, dünyayı elinde tutabilmen için, hayatına bir yön çizebilmen için bu maddiyatı sadece ve sadece projelendirdiğin, hedeflediğin konular üzerinde net fikirli oluyor kartlarım. Bu konuda net fikirli olursan ilerleme kaydedebileceksin sevgili koç erilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Evet bakalım sevgili dişiller, sevgili koç burcu dişilleri. Bakalım sizleri neler bekliyor bu yeni ayda. Sevgili koç dişilleri. Sevgili koç dişilleri, burada kartlarım diyor ki inancın yüksek. Aşkla, arzuyla yaptığın her ne varsa bununla ilgili haberler gelecek sana. Geçmişinde gerçekten inanarak, güvenerek, iş, ilişki, adım attığın her ne varsa bu konuyla ilgili inanarak adım atmışsın. Bu ilişkiye belki de inanarak başladın ama şu anda o ilişki iyi gitmiyor. Bir kopukluk söz konusu. Bir işin varsa, işine odaklandıysan, bir imza bekliyorsan ya da işte haber bekliyorsan o iş yerinden, evet, o inançla yaptığın için o haber sana bir şekilde güzelliklerle gelecek, yenilikler katacak hayatına ve burada kartlar diyor ki ikilemden çık. Çünkü inanarak yaptığın her ne varsa, inanarak başladığın, geçmişinde inanarak başladığın her ne varsa şimdilerde inanmıyorsun. İnanmaktan vazgeçmişsin, güvenmekten vazgeçmişsin ve artık belki de hevesin gitti, o duruma karşı hevesin gitti. Diyor ki kartlar, güçlen lütfen. Oradan güçlü bir haber gelecek. Kendini yenile, mücadeleden asla vazgeçme. Asla ve asla ikilemde olma. İkilemde olduğun her durum zaten seni çıkış yolunu göstermez, bulamaz. Zaten burada da yeni ayı gösteriyor. Bu yeni ayda ikilemden çık. Hedeflerin zaten senin ellerine gelecek ve orada değerlendireceksin konuyu. Durup düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten nerede verimli olabilirim? Gerçekten bu ilişkiyi yürütebilir miyim? Gerçekten o bana bu fırsatı verebilecek mi? Ya da işiniz konusunda gerçekten oradan haber gelecek mi diye bunu düşünüyorsunuz. Ama umudunuz yok. Umudunuzu kaybetmişsiniz. Kendinizi yenileyin sevgili koç dişilleri. Her nereden haber bekliyorsanız, her nereden inançlı bir şekilde bir başlangıç yaptıysanız lütfen ikilemden çıkın. Kartlar diyor ki kendini yenilemediğin sürece, ikilemde kaldığın sürece ilerleme kaydedemezsin. İnancın doğrultusunda başladığın noktadan geri dönüşüm alamazsın diyor kartlar. Lütfen sevgili dişiler, hedefinizi belirleyin. Geçmişten gelecek olan her ne varsa, tamamlayamadığınız durumlar her ne varsa, inançla başladığınız her ne varsa bu yeni ay size bu fırsatı sunuyor. Bu yeniliklerle birlikte dilerim her şey gönlünüzce olur sevgili koç dişilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar.
Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet. Eril dişil ayrı açılım yapıyorum. Eriller ve dişiller. Sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa olanlar. Sevgili eriller. Aşk hayatınız birazcık durgun gibi ama eyleme geçiş yapıyorsunuz. Bakalım. Sevgili Boğa erilleri, aşkla, tutkuyla yaptığınız bir iş var. Hedefiniz var ve bu hedefe doğru arzu ve istekle yaklaşmak istiyorsunuz. Bu yeni ayda aşırıya kaçtığınız bir durum var. Adaletsiz olduğunuz bir durum var. Hak arayışı, adalet arayışı söz konusu olacak karşı taraftan ya da sizden siz hak arayışı, adalet arayışına gireceksiniz. Aşkla yaptığınız bir iş olabilir bu. Onun başlangıcını yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu eyleme, bunun eylemine geçmek istiyorsunuz. Mahkemeleriniz varsa, bazı durumlarda haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız eğer hak yerini bulacak. Eğer siz haksızlık yaptıysanız yine aynı şekilde geri dönüşüm sağlayacak. Burada kartlar diyor ki, eğer ilişkin söz konusuysa, ayrıysanız eğer, evet bir adım at ama adil olman için aşırıya kaçma, hak yeme. Eğer ki iş konusundaysa bu, aşkla yapacağın işle ilgili projelendirdiysen artık bir şeyleri aşırıya kaçıp da o projeye kendini bel bağladıysan, evet o projeden sana güçlü bir sonuç getirecek. Adil olduğun sürece karşı taraf haksızlık yapıyorsan eğer haksızlık olarak sana geri dönecek. Eğer ki adil olursan adaletli bir şekilde hakkını alacaksın sevgili eriller. Uykusuz geçirdiğiniz zamanlar olabilir. Haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Hayallerinizin bittiğini, hayallerinizin artık hiçbir şeyin işe yaramadığını düşünüyorsanız eğer burada kartlar diyor ki aslında sen dünyayı elinde tutuyorsun. Bir başlangıç yapmışsın. O başlangıcı sürdürmek senin elinde. Sürdüremiyorsan eğer o uykusuzluğunun sebebi yine sensin. Sen kendine haksızlık yapıyorsun. Çünkü bazı durumlarda hak arayışına giriyorsun ya sen. O hak arayışında aslında sen de zaman zaman adil olamıyorsun. Hayalinin peşinde giderken zaman zaman haksızlıklar yapıyorsun. İlişkin, işin, hayatının gidişatı yönünde her ne konu varsa bu durumda sevgili eriller, sizin de haksızlık yaptığınız durumları artık göz önünde olacak. Artık harekete geçeceksiniz ve anlayacaksınız ki burada belki de bu hafta yeni ayda bunu hissedeceksiniz. Sizin de haksızlık yaptığınız durumları artık anlayacaksınız ve konuları ona göre ele alacaksınız ve yaptığınız haksızlıkları da telafi edebilmek açısından kendi iç benliğinize dönüp saflığınızla, arzunuzla, isteklerinizle hangi doğrultuda gitmek istiyorsanız burada netleşip karar vereceksiniz sevgili Boğa erilleri. Adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili dişiller, Boğa dişilleri bakalım. Sevgili Boğa dişilleri, bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Üçüncü çakra solar plexus çakrasıdır ve içinizde barındırdığınız, hazmedemediğiniz duygular olabilir. Dışa yansıtmak isteyip yansıtamadığınız ya da korkularınızı içinize bastırdığınız, yapamam, başaramam, olmuyor, niye gelmiyor, niye kısmetsizim, bir yerden para bekliyordum, neden gelmedi, ilişkimde ilerlemek istiyordum, neden olmadı diyebilirsiniz sevgili Boğa düşünleri. Bakalım nasıl ilerleyeceksiniz? Sevgili Boğa düşünleri,
Kartlar diyor ki üzülmenize gerek yok. Bu yeni ayda maddi konuda her ne varsa bir başlangıç yaptıysanız bunu ele alın. Maddi konuda güçlenmeye başlayacaksınız. Bazı konularda hevesiniz kaçmış. Toparlamaktan sıkılıyorsunuz sevgili dişiller. Hedefiniz çok yüksek, hayaliniz çok yüksek. Adil olmasını istiyorsunuz karşı tarafın. Ama adil olmasını isterken de bunda hevesiniz kalmamış. Bitmiş, geçmişe dayalı hiçbir şeyi toparlamak istemiyorsunuz aslında. Buna hevesinizin kaçtığını düşünüyorsunuz. Ama bakalım nasıl ilerleyeceksiniz. Bir uyanışa geçiyorsunuz sevgili dişiller. Şöyle diyor kartlar, gerçekten bu gücü elinde tutabilmen açısından sende de hatalar var. Bir şeyleri geçmişte sen de hata yaptın, onu toparlayabilmen için hevesin kaçmasın. Biraz sen kendinde de sıkıntıları da düşün, geçmişe bağlı yaşıyorsun ama burada kartlar diyor ki sen iş konusunda ilerlemek istiyorsun ama sadece ilerlemek istiyorsun. Bir çaban yok, bir hevesin yok. O hevesin olmadığı için ilerleme kaydedemiyorsun. Özgüvenin düşmüş. Evet, bereketi, kısmeti, iyiliği, güzelliği, aşkı, sevgiyi, her şeyi istiyorsun, gelsin diyorsun ama sende bir hareket yok. İç benliğinde artık bir şeyleri bitirmişsin. Toparlaman gerekiyor. Uyanışa geç. Sevgili dişiller, uyanışa geçersen eğer burada güçleneceksin. Her neye adım atmak istiyorsan bunun başlangıcını yaşayacaksın zaten ve burada kartlar uyanışa geç. Sevgili dişiller, uyanışa geç ve bu aciz konumdan çık diyor sevgili boğa dişilleri. Adınıza aldım, kabul ettim. Bakalım. Sevgili İkizler Burcu, merhaba sevgili İkizler ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Eril ve dişil açılımı ayrı yapıyorum. Şöyle ki, eril enerji, dişil enerji. Sevgili İkizler Burcu, İnancınız bitmiş, hainlik, haksızlıklara uğradığınız için inancınızın bittiğini hissediyorsunuz. Ve burada kartlar diyor ki, inancınız bitmesin, haksızlığa uğradıkça yoğrulduğunuzu düşünün. Evren size diyor ki, Tanrı katında da, enerji katında da gerçekten inancınız yükselsin. Burada yapılan haksızlıklar her ne varsa seni yoğuruyor, seni geleceğe hazırlıyor. Ve burada haksızlıklara uğramaman için kendine birazcık geri çekebilirsin kendini. Bakalım kartlarım ne diyor sevgili eril ikizleri. Hep mi mücadele edeceğim? Hep mi haksızlıklara uğrayacağım? Niye elim kolum bağlı? Keşke geçmişte yaşasam. Duygularım o kadar çok karışık gidiyorsunuz. Hep keşkelerle yaşıyorsunuz. Keşkelerle yaşadığınız sürece buradaki haksızlıklar her daim sizi bulacaktır sevgili ikizler erilleri. Gerçekten kendinizi motivasyonunuzu yükseltmek açısından hiç durmadan, duraksamadan çaba harcamanız gerekiyor ilişkiniz konusunda, işiniz konusunda ya da projelendirdiğiniz hastalığınız varsa bile bu hastalığınızla mücadele etmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü orada gerçekten inancınızı bitirmişsiniz burada. Çünkü hep haksızlıklara uğradığınız için. Burada kartlar diyor ki önünü görebilmen için mücadeleden asla vazgeçme. Doğa ana zaten senin için çalışıyor, duyguların için çalışıyor, seni geleceğe hazırlıyor. Sen buradan vazgeçersen eğer emeklerini çöpe atmış olursun. Elin kolun bağlı değil senin. Bak burada kartlar diyor zaten gözün bağlı, ellerin bağlı olabilir. Ama o kılıçların içerisinden ayakların bağlı değil, çıkış yolu var zaten. Sen biliyorsun, sen birazcık daha çaba harcarsan, yürüyerek oradan koşarak
çıkabilirsin hangi durumdaysan. Bu senin elinde diyor kartlar. Sevgili ikizler erilleri, evet, çabanızın karşılığını bu şekilde eğer devam ederseniz, inancınızı bitirmezseniz ve söylediğim gibi kendinizi her daim mücadelenin içinde tutarsanız emeğinizin karşılığını alacaksınız. Net bir şekilde alacaksınız. Duygusal doyuma da ulaşacaksınız. Belki de ilk etaplarda çok çok mutlu olmayacaksınız. Çok büyük paralar kazanmayacaksınız. Ama bu ilk adımın sinyalleridir. Şu an sen hedefe odaklanmışsın ama önümü göremiyorum diyorsan eğer, çıkış yolu senin için var. Haksızlıklar yapanlara her ne konuda olursa olsun, siz de haksızlık olarak karşılık vermediğiniz sürece doğa ana sizin için çalışıyor ve karşılığını vermeye hazırlanıyor. Bunun sinyallerini veriyor. Gerçekten sen o potansiyeldesin. Sen de haksızlık yapmazsan eğer ben sana vereceğim diyor. Doğa ana ve buradaki kartlarım. Evet, adınıza aldım, kabul ettim sevgili eriller. Sevgili dişil ikizleri, bakalım sizleri neler bekliyor? Kartlar ters döndü. Sevgili ikizler dişili, bakalım bu hafta, bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Sizin de hevesiniz kaçmış. Şöyle ki, İki yüzlü insanlarla karşılaşma olasılığınız çok yüksek bu yeni ayda. Arkadaş çevrenizde, iş çevrenizde ya da ilişkinizde, arkadaş, akraba çevrenizde iki yüzlü olan bir kişileri göreceksiniz bu hafta. Oh, çok iyi. Şöyle ki, haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz. İki yüzlü insanların var olduğunu da biliyorsunuz. Buna rağmen bu kişilerle belki de iş yapmak zorundasınız. Belki de bir şekilde akrabanız olduğu için görüşmek zorundasınızdır. Fakat burada kartlar diyor ki sende duygu yoğunluğu var. Ve bu duygu yoğunluğu senin bu hedefine de gitmeni engelliyor. Evet, başarmak istiyorsun ama sende eksik olan bir şeyler var. Arzulamıyorsun aslında o iki yüzlü insanlarla bir arada olmayı. Belki de iş yerinizde böyle bir şey vardır ve mecburen orada çalışıyorsunuzdur. Hiç merak etmeyin. Kendinizi donanımlandırdığınız sürece burada direkt kartlar diyor ki belki de o iş yerinden ayrılabilir o iki yüzlü insanlar. Hayatınızdan çıkacak bir şekilde akraba, eş, dost, arkadaş. Çünkü sende eksik olanı bir şeyleri tamamlamaya başlayacaksın bu yeni ayda. Bir şeylerin başlangıcı varsa eğer bu sözleşmeyle, anlaşmayla, güzel duygularla bitecek olan bir yeni ay söz konusu. Duygularda çünkü yoğunluk olacak. Bakalım. Sevgili ikizler burcu. Uykusuz geçirdiğiniz zamanlar söz konusu ve artık haksızlığa tahammül edememenin söz konusu. Kartlar diyor ki bu yeni ayda artık gözyaşlarını sil. Neden gözyaşlarını sil? Çünkü seni gerçekten mutlu edecek olaylarla karşılaşacaksın. Hak yerini bulacak bunu ve bu da kadersel olarak seni bulması gerekiyor. Tamam, belki de iki yüzlü insanlarla, haksızlıklarla, hilekarlıklarla, yine dişilde de iki yüzlü insanlar yine hilekarlığı da anlatır aynı zamanda. Sendeki eksik olan bir şeyleri tamamlayabilmen için onları görmen gerekiyordu zaten. Sen kendini bu şekilde tamamlayabilirsin. Eksik olan, ruhundaki eksik olan ne varsa bunu tamamlarsan eğer, hak yerini bulacak. Toplantılarınız varsa iyi geçecek. Sıkıntıdan çıkın, mücadeleden vazgeçmeyin. Bu yeni ayda gerçekten duygusal olarak doyuma ulaşmanız için yaşamanız gereken ne varsa bunu yaşayacaksınız. Sıkıntı olarak yaşayacaksınız ve bu da sizi bu konuda güçlendirecek. Bilginiz olsun sevgili ikizler dişilleri. Adınıza aldım, kabul ettim.
Sevgili Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar, hoş geldiniz. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor? Eril ve dişil açılımı yapacağım ayrı ayrı. Bakalım hangi enerjidesiniz? Sevgili eriller, Yengeç Burcu erilleri, Yengeç Burcu dişilleri. Sevgili Yengeç Burcu erilleri, eliniz kolunuz bağlı bir durum söz konusu. Artık tahammül edemiyorum. Artık bir şeylere adım atmam gerekiyor ve bunu da artık net karar vermem gerekiyor diyeceksiniz bu yeni ayda. Bakalım nasıl ilerleyeceksiniz sevgili eriller. Sevgili eriller, eliniz kolunuz bir konu üzerinde bağlı ve bir haber bekliyorsunuz. Sezgileriniz diyor ki haber beklemek yerine eyleme geç. Sen arayabilirsin, sen adım atabilirsin, sen bir şeyleri başlatabilirsin. O haberin gelmesi zaten seni mutlu edecek ama sen durup oturduğun yerde hiçbir şekilde ilerleme kaydedemezsin. Burada kartlar diyor ki sevgili yengeç erilleri, sezgilerine güven. Sen gerçekten bu adımı atarsan, elin kolun bağlı durum her neyse, bu adımda hislerine güvenerek atarsan eğer o haber daha da güçlü gelecek sana. Artık nereden haber bekliyorsan, ilişkinden, iş konusunda, yolculuk, seyahatlerin, tatil, her ne konuysa bu konu maddi manevi emeğinin karşılığını alabilmen açısından sen de bir şeylere adım at. Bir konu üzerinde bekleme yapmadan gücünün farkında ol ve karşı tarafa çekim gücünü kullandır. Nasıl kullandırabilirsin? Sezgilerinle kullandırabilirsin. O işi istiyorum. O işi bana gelecek. Evet, o iş yerinden bana olumlu haber gelecek. Sevdiğim insandan bana olumlu cümlelerle dönüş yapılacak. Bir konu üzerinde her neyse okul, o okula gideceğim, o seyahate çıkacağım, o seyahat yolculuğumu öyle ya da böyle yapacağım. Çünkü ben buna layığım diyeceksiniz, demeniz gerekiyor. Sevgili Yengeç Burcu ve kadersel olarak da bu dönüm noktaya başlamanız gerekiyor. Sevgili yengeç erilleri, kartlar diyor ki kadersel olarak bir şeyleri yaşadın, yaşıyorsun, yoğruluyorsun ama sen sezgilerini kullanmıyorsun. Bir şeylerin ödülünü istiyorsun ama beklemeye geçiyorsun. Artık eyleme geç. Güçlü kartlar çıktı çünkü. Kendini toparla. Bu yeni ayda duygusal anlamda mutlu olmak istiyorsan kader çarkı da çıktı. Aynı zamanda kendini toparla. Eyleme geç. Ne için bir başlangıç yapmak istiyorsun? Bununla ilgili sezgilerini kullan ve adım atmaya başla diyor kartlarım. Bununla ilgili de çok güzel gelişmeler söz konusu olacak ve başlangıçlar olacak. Eğer kendinizi bir üst boyuta taşıyıp artık adım atmam gerekiyor hissini yakalayabilirsiniz. Sevgili eril yengeçlerin adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili yengeç dişilleri attı kendini. Oh, yenilikler. Sabır, sabır, sabır dediniz sevgili yengeç dişilleri. Sabrınızın mükafatını alıyor musunuz? Bu da attı. Yok artık. Ben bunların hepsine bakmak istiyorum. Çok güzel çıktı çünkü. Sevgili yengeç dişillerin. Maddi konuda sabrettiğiniz her ne varsa güçlenmeye başlıyorsunuz bu yeni ayda. Ve kartlar diyor ki kendini yenilediysen artık bir şeylere hazırsın. Çünkü sen bir noktada yapman gerekenleri yaptın. Atman gerekenleri attın, bırakman gerekenleri bıraktın ya da kötü huyundan vazgeçtin. Bu huyundan vazgeçtiğin için kartlar diyor ki
Maddi manevi güçlenmeye hazırsın. Yeni aşklara hazırsın, yeni başlangıçlara hazırsın. Sabrının mükafatını almaya başlıyorsun sevgili yengeç dişilleri. Çünkü burada aşıklar kartı da çıktı. Miras yoluyla para kalabilir. Ya da devlet kapısından beklediğiniz haber varsa o gelebilir. Yolculuklarınız varsa, şu durumu kendinizden attıysanız, tüm yengeç dişilleri için demiyorum. Şu konu her neyse, geçmişte bırakmanız gereken konu her neyse, yakıp yıkıp terk etmeniz gereken konum her neyse, kendi iç benliğinizde de olabilir bu. Kötü huylarınızdan da vazgeçtiyseniz, bu aynı zamanda onu da anlatır. Bundan vazgeçtiyseniz, evet, yeniliklere hazırsınız. Yapmak istediğiniz her ne varsa bu doğrultuda giderseniz maddi manevi güçleniyorsunuz. Ve mücadelenizin sonunu getiriyorsunuz. Şöyle diyor kartlar. Evet, yenilikler söz konusu. Bu yenilikler sana büyük şeyler getirecek. Evet, ama sana da aynı zamanda sıkıntı verecek. Çünkü neden sıkıntı verecek? Bir alışkanlık için neyle mücadele ettiğini bilmiyorsun. Başlangıçlar olduğu zamanlarda zaman zaman tedirginlikler de olur. Korkular, endişeler, eksiklikler olabilir. Bu konuyu tamamlayabilmen açısından kader sana diyor ki, ben sana zaman zaman yollar göstereceğim diyor. Belki eksik olan her ne varsa kendinde bunu tamamlaman için bu mücadeleyi vermen gerekiyor. Ama sen buna geçmişten hazırsın zaten. Hazırlandın, şurayı bitirdin ve kafanda bin bir türlü şeyleri projelendirdin. Artık buna hazırsın. İlk etaplarda sıkıntılar yaşayabilirsin ama daha sonrasında bu yeniliğe hazır olacaksın sevgili yengeç dişilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili aslan ve yükselen burcu aslan olanlar. Bakalım bu hafta, bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Sevgili aslan burcu, aslan erilleri, aslan dişilleri, sevgili aslan erilleri, bakalım neler bekliyor sizi? Sevgili aslanlar, şöyle ki maddi konuda bu ay sıkıntı çekebilirsiniz. İstediğiniz doğrultuda bir şeylerin başlangıcını yaratamıyor olabilirsiniz. Belki de haksızlıklar, elinizin kolunuzun bağlı olduğu bağımlılıklarınız vardır. Onlar sizi hedefinize doğru gitmekte zorlanmanıza neden oluyordur. Rüyalarınıza bu yeni ayda dikkat etmeniz gerekiyor. Doğruyu yanlışı, dostu düşmanı rüyanızda görebilirsiniz ya da maddi konuda bu rüyanızda size çalışacağınız, hedefleyeceğiniz konular üzerinde rüyada sinyaller alacaksınız diyor kartlar. Sevgili eriller, eğer ki işiniz konusuysa bu konu, geçmişten gelen bir durum söz konusu, duygusal olarak çöküntü içinde olduğunuz ya da yarım kalan bir durum söz konusu işinizle ilgili. Belki bir yerden haber bekliyordunuz, o haber gelsin diye bekliyorsunuz ama gelmedi. Oradan haber gelecek. İlişki konusuysa bu, evet, geçmişinizden gelen duygusal olarak her ne yaşıyorsanız bu konuyla ilgili artık oradan haber gelmeye başlayacak net fikirle. Evet, ilişkiye devam edebilirim ya da hayır, ilişki burada bitiyor. Son sözlerinizi söyleyebilirsiniz. Burada işiniz konusunda da aynı rüyalar ve gerçek anlamda neyi hissediyorsanız geçmişten gelecek. Ve yapmayı hedeflediğiniz, bitirmeyi hedeflediğiniz konu her neyse
Burada bir başlangıç yapacaksınız. Artık o doğrultuda ilerleyeceksiniz. Çünkü artık eliniz kolunuz bağlı durumlardan, ikiyüzlü insanlardan, haksızlıklardan, maddiyatın güçsüzlüğünden, ilişkinizin rotasının farklı yönlere gidişinden dolayı artık yorgun düşmüşsünüz. Bunu artık ayağa kaldırıp kendi yolunuz, kendi çizdiğiniz yolunuzda gitmenizi sağlayacak sevgili eriller ve burada da kartlar diyor ki bunu da sezgilerinle yapabilirsin. Hayatını değiştirmen için burada sezgilerini kullan. Sana geçmişten işin, aşkın, ilişkin, evliliğin her ne için karar veriyorsan bu konuda karar vereceksin ve hayatını değiştireceksin. Yeni başlangıçlar yapacaksın ya da bitirmeye çalıştığın ya da yarım kalan, bitirmeye çalıştığın değil de yarım kalan her ne varsa artık onu masaya yatırıp o doğrultuda evet ben bu ilişkiyi yürütebilirim, hayatım değişecek. Bu ilişkiyi bitiriyorum, hayatım böyle değişecek. Bu işi, bu projeyi adım atarsam evet hayatım değişecek diye inandığınız her neyse bunun gerçekliğini kazanacaksınız. Bu yeni ayda sevgili aslan erilleri adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili aslan dişilleri, aynı zamanda ben de aslanım. Bakalım aslan erillerini neler bekliyor? Biraz mali sıkıntı, haksızlıklara uğramış olabilirsiniz maddi konuda. Bakalım nasıl ilerleme kaydedeceksiniz? Sevgili Aslan Burcu, maddi konuda zorlanıyorsunuz bu yeni ayda. Çıkış yolu arıyorsunuz ve burada ilk zamanlarda, bu yeni ayın ilk dönemlerinde haksızlıklar yapıldığını düşünüp ve kasanızın boşaldığını, geçmiş zamanınızdan, geçmişinizden gelen bir haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız eğer, burada kartlar diyor ki bu yaşanması gerekiyordu. Bu belki de sana bir cezaydı, sana bir dersti. Bir şekilde o haksızlığı, şeyi görmen gerekiyordu. O durumu görmen, yaşaman gerekiyordu ki hedef belirlemen gerekiyordu kendin için. Çünkü burada kartlar diyor ki net bir şeyleri alabilmen açısından bu huzursuzluğu yaşamalıydın. İlişkin konusunda huzursuzluk, maddi konuda huzursuzluk. Çünkü belki de o duygularının aşırıya kaçtığı durumlar vardır. Fazla para harcıyorsundur, belki de fazla geziyorsundur, ilişkinde fazla ödün veriyorsundur. Bu konuyu ders niteliğinde yaşaman için bu gerekliydi diyor kartlar. Artık geçmişi özlemek yerine net sabit fikirli ol. Geleceğe odaklan. Geleceğe odaklanırsan eğer gerçekten burada güçlenmeye başlayacaksın ve artı yine geçmişten getirdiğin işin varsa o iş üzerinden devam edersen anlaşmalar, maddi konuda güçlenmeler, miras yoluyla gelecek olan maddiyatlar ya da borç verdiyseniz geri iade alımı ya da borç vermek istiyorsanız onun geri iadesini alacağınızı hissedeceksiniz. Ama burada yeni ayda kendinizi toparlayacaksınız artık ve burada güçlenmeye başlayacaksınız. Ve bu konuda da belki de sizden yaşça büyük bir erkek baba rolü oynayan ya da etrafınızdaki sizden daha yaşça büyük olan kişi size yardımcı olabilir. Bu kartlar kendini attı. Konu her neyse sevgili Aslan Burcu daha fazla kart çekmeyeceğim. Güçlenmeye başladınız. Çünkü geçmişi geçmişte bıraktınız ve kendinizi yenilediniz. Geçmişten getirdiğiniz belki de ilişkinizi devam ettirmek istiyorsunuz ama hiçbir şey aynı olmayacak sevgili dişil aslanları. Geçmişte yaptığınız hataları yapmayacaksınız. Yaptığınız anlaşmalarda, iş konusuysa bu yine aşkla, arzuyla yaptığınız iş konusuysa yine masaya yatırıp onu aşkla, arzuyla, istekle yaparsanız eğer bu konuda yükseleceksiniz ve başarı sizin olacak. Çünkü burada anlaşmalar söz konusu. O anlaşmada yükselmeler söz konusu.
Siz ilişkinizde dahi bir araya gelecek olsanız bile aşkla, arzuyla bir araya geliş olacak. Eğer işinizle ilgiliyse bu konu, gerçekten burada aşk ve arzuyla yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler, yolculuklar, kazançlar elde edeceksiniz bu yeni ayda. Yapmanız gereken tek şey kararınıza odaklanmak sevgili aslan dişilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Bakalım bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Sevgili Başak ve yükselen burcu Başak olanlar. Eril enerji Başak burcu. Eril enerji Başak burcu. Dişil enerji Başak burcu. Sevgili Başaklar, bu yeni ay sizin yeni ayınız zaten. Burada kartlarım her ikisi de mükemmel çıktı. Her ikisi de şifalanmak, şifa dağıtmak, eril ve dişiller. Bu ay sizin ayınız, Satürn ile kavuşumunuz var gerçi ama siz burada şifalanırsanız eğer etrafınızdaki insanları da şifalandıracaksınız. Bu güzellikle adım atın bu yeni aya ve gerçekten bütünün hayrına olacak şekilde dualarınız dahi, enerjinizi, güzelliklerinizi, her ne için inancınız her ne doğrultusundaysa, eriller ve dişiller için söylüyorum sevgili Başaklar. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde isteyin, dileyin, insanlar için isteyin, kendiniz için isteyin, sağlığınız için isteyin. Çok güzel çıktı çünkü. Bazen istek ve dileklerimizi bir an olsun, bir anda olsun bitsin diye yapıyoruz ama her şeyin yeri ve zamanı vardır. Bugün isteğin belki de 3-5 sene sonra, 3-5 ay sonra, 3-5 gün sonra olacak ama en nihayetinde olacaktır. Yeter ki siz gönülden isteyin sevgili Başaklar. Sevgili Eril Başakları. Çok güzel. Sevgili Eriller. Öncelikle kendinizi şifalandırın. Şöyle durup düşünmeniz gerekiyor. Hayatı dengede tutabilmeniz için kadın erkek, eril dişil, geceyi gündüzü de aynı zamanda anlatır. İyiyi kötüyü, gelmişi geçmişi, varlığı yokluğu her şeyi anlatır. Bu kart bize yin yang. Bunları artık şifalandırman gerekiyor. Şifa dağıtıcı olman için önce kendini şifalandır. Şurada durup düşündüğün zaman hep mücadele ediyorum. Hep ben yapıyorum. Hep ben özveride bulunuyorum diyorsun ama yorgun düşüyorsun. Hep ben demek yerine yap bırak bitsin. Burada eski duygularını özlüyorsun. Zaman zaman geçmişini özlüyorsun. Kendinle mücadele edip kendinle kavga ediyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor sevgili eril dişil başakları. Eğer ki kendini şifalandırır ve bu güzelliğin farkına varırsan, eğer başkalarıyla kavga etmek, tartışmak ya da işte kendi iç dünyanda benim dediğim olsun demek yerine kendini şifalandırır, hayatın dengesini elinde tutmaya çalışırsan, kendi ruhunu, bedenini elinde tutmaya çalışırsan sana bir haber geliyor. Nereden bekliyorsan, iş, ilişki, ev, evlilik, her nereden bir haber bekliyorsan, devlet kapısı, bu konularla ilgili güzel sonuçlar alacaksın sevgili eril başakları. Çünkü önce bu yeni ayda kendini şifalandır. Birkaç gün sonra o yeniliği, o hissiyatı zaten hissedeceksin ve burada yenilikler seni bekliyor olacak. Sevgili Başak erilleri, evet, kendini şifalandır. Hayatındaki mücadele ettiğin konu ne varsa mücadele etmeye devam et. Kesin kararlılıkla, kavgadan, tartışmadan, aşırıya kaçtığın bencilliklerinden uzak durursan, kendini şifalandırırsan etrafını da şifalandıracaksın ve o haberi tazelikle, güzellikle alacaksın sevgili Başak erilleri.
Adınızı aldım, kabul ettim. Bakalım sevgili Başak dişilleri. Bu güzel yeni ayda sizleri neler bekliyor Başak dişilleri? Kendinizi yenileyin. Siz kendi başınıza yenileyemiyorsanız, kendinizi neyle mücadele ettiğinizi bilmiyor, geçmişe takılıp kalıyorsanız eğer başkalarından yardım alabilirsiniz. Şöyle ki bazen kendinizi dinlemek, başkalarıyla konuşmak size haz vermeyebilir. Kendi başıma başarabilirim. Ben bu yoldan kendi kendime çıkabilirim diyorsanız eğer, burada kartlar diyor ki sen artık yoruldun. İyileşmek adına başkasından da destek alabilirsin. Belki de şöyle bir şey var. Ben bunu söyledim diye siz gidip de başkalarından yardım destek alarak almak isterken eliniz ayağınıza dolaşır ve farklı yönlere gidebilirsiniz. Nedir bu? Fikir alışverişinde bulunursanız eğer, evet, onun dediğini yapmayın ama fikir alışverişinde bulunun, istediğiniz doğrultuda gidin. Neyle mücadele ettiğinizi bilmiyorsunuz çünkü ondan fikir alışverişi yaptığınız zaman duygularınızda yenilenme olacağını göreceksiniz. Çünkü burada size yardım etmek isteyen kişiler var. Akıl fikir almak istiyorsunuz, evet. Belki de onu buradan giriyor, buradan çıkıyor duyduklarınız, konuştukları karşı tarafın. Ama artık net dinlemeniz gerekiyor sevgili Başaklar. Siz karşı tarafı net dinlerken ne istiyorsunuz? Gerçekten bu doğrultuda gitmem mi gerekiyor diyorsanız eğer, o doğrultuda gidin. Çünkü kendinizi yeniledikçe hayatınızın akışı da yenilenecek. Hayallerim yıkıldı, bitti, tükendi diyorsunuz. Yine her zamanki gibi hayaliniz falan tükenmedi. Eksiği kendinizde görün sevgili Başak dişilleri. Her şey, herkese, herkes bir şekilde adımlarını atıp kendi yönlerini belirliyorlar. Siz bu konuda, işiniz konusunda da bu olsa bu durum, başkalarını dinlemekten vazgeçin. Evet, fikir alışverişinde bulunun ama kendi doğrultun, bildiğiniz doğrultusunda hayalinize odaklanın. Kendinizde eksik olan ne varsa bunu tamamlayın. Çünkü burada iyileşmeniz gerekiyor. Bir hayalinize odaklanmak için kendi ruh bedeninizi iyileştirmeniz gerekiyor. Orada iyileşirseniz zaten önce maddi konuda güçlenmeye başlayacaksınız. Daha sonra duygusal anlamda hayalinize adım atmış olacaksınız. Siz yeter ki buradaki geçmişte takılıp kalmaktan vazgeçin. Kendinizi yenileyin, dinleyin. Yapmasanız bile gerçekten dinleyin. Oradan alacağınız feyiz sizin yol haritanızı çizecektir. Sevgili Başak Burcu, adınızı aldım, kabul ettim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sevgili terazi burcu. Sevgili terazi burcu. Eril terazi burcu. Dişil terazi burcu. Evet, maddi konuda artık başlangıçlar olmaya başlamış. Kendinizi yeniliyorsunuz. Projelerinizde artık eksik olan ne varsa bunu tamamlamak için hedeflemişsiniz maddi konuda. Her ikinizde sevgili eril ve dişiller. Bakalım eriller hangi enerjiden devam ediyor? Sevgili eril terazileri, burada finansal olarak çıktı genelde konunuz. Artık bir hedefim var. Bir şeyleri artık başarmak istiyorum. Burada yapılan haksızlıklarda ben güçlü olmak istiyorum. Eksiğim ne? Bunu bilmem gerekiyor. Bununla ilgili artık yola hedeflenmem gerekiyor diyorsunuz. Hangi yol bu yol? Belki de
belirttiğiniz yol doğrultusunda gidersiniz. Belki de gerçekten seyahatleriniz vardır, maddi konuda yapmanız gereken seyahatleriniz vardır. Burada haksızlığa uğramamak adına projelerinizi gerçekten güçlü bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Burada kartlar diyor ki stratejini kullan. Sen zamanında belki de eksikti durumun, eksikti her neyse o durumun maddi manevi ilişkinde belki de eksiktin. O eksikliği kendinde tamamla. Burada güçlüsün, evet. O yola baş koydun, gideceksin, evet. Ama sen hala o eksiklikte ilerlemeye devam edersen haksızlıklara uğramaman içten değil. Öyle ya da böyle sen ne kadar güçlü olursan ol, projen ne kadar üst seviyede olursa olsun, sevgin ne kadar güçlü olursa olsun, sende olan eksik her ne varsa bunu tamamlamadığın sürece burada güçlenemezsin diyor kartlar. Bakalım. Aşırıya kaçtığın durumlar var ve bu da aileni yoruyor olabilir. Belki de ailevi konularda sıkıntı çekiyorsun. Aileyi geçindiremediğin için maddi sıkıntın var. Burada öfke patlaması yaşayabilirsin. Durup düşünmen lazım. Zaten otorite senin elinde. İmparatorsun sen. Güç senin elinde. Senin becerinle bir şekilde bir konu üzerinde gidilebiliyor. Eğer iş hayatında bu sıkıntıyı yaşıyorsan eğer aşırıya kaçmadan yap. Aşırıya kaçtığın durum her ne varsa bu sende bir eksiklik yaratıyor. Bu eksikliği tamamla, aşırıya kaçma. O yolculuklara çıkacaksın. Aileni de mutlu edeceksin. Orada da güçleneceksin diyor kartlar. Evet sevgili teraziler, adınıza aldım, kabul ettim. Terazi burcu dişilleri, bakalım sizleri neler bekliyor. Sevgili terazi burcu dişilleri. Çok güzel çıktı sevgili teraziler. Artık ben diyorsunuz. Hayatı dengede tutabilmek için, bir şeylerin çabasının karşılığını alabilmek için iyileşmeye başlıyorsunuz. Belki de bunca zamandır ilişkiniz konusunda ya da işiniz, kariyeriniz, sağlığınız konusunda yeter, buraya kadar, bitti dediğiniz noktalar vardır. Ama bu dönemde kartlar diyor ki kendini yeniliyorsun, güçlenmeye başlıyorsun. Kendini yeniledikçe de maddi manevi dengede tutmaya, dengeyi kurmaya başlıyorsun artık. Çünkü ne olduğunu anladın. Bakalım nasıl ilerleme kaydedeceksiniz. Çok güzel çıktı sevgili terazi dişilleri. Ne ile mücadele ettiğimi biliyorum artık diyorsanız, bir başlangıç yapmayı hedefliyorsanız ve uyanışa geçtiyseniz iyileşme söz konusu. Evet, hayatınızda yenilik olacak. Bir başarıyı elde edeceksiniz. Çünkü burada otoriteyle, Güneş çünkü Satürn'de olacak. Satürn Oğlak Burcu'nda olacak. Affedersiniz. Otoriteyle yapacağınız her ne hedefiniz varsa burada uyanışa geçiyorsunuz. Artık dengede tutamadığınız durumları artık dengede tutmaya başlayacaksınız. Çünkü kişisel iyileşmeye başlıyorsunuz. Ruhani olarak kendi bedeninizi, ruhunuzu iyileştirmeye, kendi benliğinize dönmeye niyet ettiğiniz için dünyevi işlerde de hayatı akışta tutabilmek adına da dengeyi sağlamak için de uyanışa geçip artık büyük güçlü adımlar atacaksınız. Ve bu da sizi ilk etapta çok çok mutlu etmeyebilir. Ama büyük hedeflerin başlangıcı olacak. İlk etapta evet duygusal anlamda mutlu olacaksınız ama küçük bir mutluluk olacak. Burada belki de sıkılacaksınız. Ya ben bunun için mi bu büyük adımı attım diyeceksiniz. Ama gelecekte gerçekten bu dengeyi
terazide tutarsanız, aynı kefede tutarsanız eğer bu konuda devam eder fikrinizi aynı sabit bir şekilde ilerletirseniz eğer güçlenmeye başlayacaksınız. O terazi dengeden çıktığı zaman zaten iyi ya da kötü herhangi bir şey söz konusu olacak. Yani daha az verim alacaksınız o dengeyi, çünkü aynı kefede olmalı, 1 kiloya 1 kilo. Aynı kefede kaldığı sürece bolluk, bereket sizinle birlikte olacak sevgili terazi dişilleri. Adınıza aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Bakalım neler bekliyor sizleri bugün sevgili akrep erilleri. Sevgili akrep dişilleri. Sevgili akrep erilleri, bir sıkıntınız söz konusu, ailevi sıkıntısı olabilir, maddi konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz, sağlık konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakalım bu sıkıntınız, kaygınız nedir? Sevgili akrep burcu. Sevgili akrepler, ikilemden çıkmanız gerekiyor ve burada kartlar diyor ki eğer sağlık sorununuz varsa, endişeniz varsa, belki bir ameliyat söz konusu, burada ikilemden çıkmanız gerekiyor. Kartlar diyor ki korkuların sana hiçbir faydası yok. Çünkü burada korkular söz konusu çıkmış, endişeler, kalben yaptığın, inandığın şeylerin korkuları sarmış seni. Bu konuda ikilemden çıkarsan, bu korku, kaygı, endişe, her neyse, duyguda çöküntü, her neyse, iş yerinde belki de başarısızlıkla sonuçlanan bir durum söz konusu olmuştur. Orada kendini artık alaşağı etmişsindir ama korkmaman gerekiyor. Bu yeni ayda iyileşmeye başlayacak olan durumlar var. İlişkin iyileşebilir. İş yerindeki durumun her neyse o iyileşebilir. Yolculukların varsa eğer yolculuklarına çıkabilirsin. Burada güçleneceğin bir yeni ay söz konusu. Tek yapman gereken bu kaygı, endişeden çıkmak. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Sevgili akrep erilleri. Çabalamaktan asla vazgeçmeyin. Direkt hava kartları çıktı burada, çünkü burada kartlarım diyor ki kalbini iyileştir. Geçmişte yaşadığın kaygıların, endişelerin, kıtlığın, yoksunluğun, her ne varsa çaba harcamaktan vazgeçme. Kalbinin niyetini sağlam tut. İlerleme kaydettiğin her ne varsa buna hazırsın sen. Bu konuda güçlüsün. Çünkü sen burada aşkla yapıyorsun. İstek ve arzuyla başlıyorsun bu yola, bu hayata. İstek ve arzulu bir şekilde hayattasın ve hedeflerin var. İlişkin konusundaysa bile bu konu, sen arzu ve istekle neyin çabasını harcarsan kalbin sana onu geri getirecek. Çünkü burada haksızlıklar yaptıysan haksızlık olarak geri döner. Güzellikler olarak geri döner. Neyi niyet ediyorsan kalbinde onu sürdürmeye devam et. Hastalığını dahi kalbinden, işte ben bu hastalığı yenemiyorum diyorsan eğer, hayır, yenebilirim. Ben bu hastalığı atlatabilirim diye düşünmen gerekiyor. Çünkü burada aşkla yapacağın her şeyde sen güçlüsün diyor kartlar. Evet sevgili akrep erilleri, adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili akrep dişilleri, bakalım. Sevgili akrep dişilleri. Oh,
Sevgili akrep dişilileri, bu konuda haksızlık yapılan bir durum var. Eliniz kolunuz maddi manevi, eliniz kolunuz bağlı bir durum söz konusu. Mahkemelik işleriniz olabilir. Hilekarlıklarla karşılaşmış olabilirsiniz ya da karşılaşacaksınız. Bu konuyla ilgili ele alacağınız bir durum söz konusu artık. İşiniz, ilişkiniz, kariyeriniz, adli mercide her ne konu varsa artık eli kolu bağlı durmaktan yoruluyorsunuz. Kendi kendinize diyorsunuz ki artık benim ele almam gerekiyor bir şeyleri. Bu elinizin kolunuzun bağlı olduğu durumlardan çıkmak için kendiniz çözüm arayacaksınız ve birilerinden yardım, destek alabilirsiniz. Bu konu üzerinden belki avukatınız, üst merci yerlerden yardım, destek alabilirsiniz. Devlet kapılarından bir yardım söz konusu olabilir ama artık kendim ele almam, kendim netleştirmem, ben başarabilirim demeniz gereken bir uyanışa geçmeniz gerekiyor. Evet, genelde mahkeme olarak çıktı. Hak, adalet arayışı. Sevgili Akrep Burcu, burada hak, adalet arayışına giriyorsunuz. Ve bu elinizin kolunuzun bağlı olduğu durum her neyse, adalet sizden yana, hak sizden yana, gerçekten bu durum her neyse, haklı olduğunuza inanıyorsanız, hak, adalet sizden yana olacak. Burada hayatınızın değişmesi açısından artık yardım almanız gerekiyorsa yardım alacaksınız. Kendiniz adım atmanız gerekiyorsa evet kendiniz atacaksınız. Çünkü burada her iki defa çıktı. Burada adalet kartı ve maddi kartı ve aynı zamanda da imparatoriçe. Bu güçlü kartların içerisinde kendinizi güçlü hissedin. Çünkü gerçekten büyük adımlar sizin ayağınıza bağlı. Burada netlik kazanmak açısından siz ne hedefliyorsunuz? Sizin hedefiniz gerçekten masumca, istekleriniz gerçekten hayatınıza, evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde kendinize ve etrafınıza faydalı mı? Bunu kontrol edin. Haksızlıklar yapmamanız gerekiyor. Çünkü haksızlık olarak geri adil. Çünkü tüm uyanışlar çıktı. Güçlü kartlar çıktı. Hayat kartı da çıktı. Burada yapacağın kararlar net olmalı. İyi olmalı. Kendi hedefin doğrultusunda kazancının etrafındaki insanları da haksızlık yapmayacağın şekilde olmalı ki hak, adalet yerini bulsun diye. Çünkü burada gerçekten güçlü kartlar ve sizin adınıza güçlü kartlar çıktı. Bu niyet üzerinde eğer zihninizi değiştirip, aklınızı bulandırıp fazladan para kazanmak isterseniz bunu alaşağı edecek haksızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Eğer ki sizden alınan mal, mülk ya da buna benzer konular varsa, boşanamıyorsanız dahi, boşanma süreciniz varsa, fazladan istediğiniz bir şeyler varsa evet kabul edeceksiniz ve orada güçleneceksiniz ama adil bir şekilde olması gerekiyor. Adil olmadığı zamanlarda size geri dönüşü iyi ya da kötü olacak. Bunun bilincine varmanız gerekiyor diyor kartlar. Evet sevgili akrep dişilleri, adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar. Yay erili. Yay erili. Yay dişil. Çok güzel. Sevgili yay burçları. Eril ve dişil olarak söylüyorum her ikinize. Bu yeni ayda yapmanız gereken toplantılarınız, inancınız doğrultusunda yapmanız gerekiyor. Bir şeylerin artık evrimini geçirdiniz. Bunu kabullenin. Siz artık şöyle düşünelim. Bir evrim içerisinde bocalıyordunuz. Hep iyi olsun, hep daha güzeli, hep daha üst mertebe, daha iyi yerleri göreyim, daha gezeyim. Buna benzer artık daha iyisini hissetmek isterken hep bocaladınız. Hangisi iyi, hangisi kötü
Bilemeden bir şeylerin içine daldınız bugüne kadar ama kartlar şu durumda diyor ki bu yeni ayda sizi yenilikler bekliyor. Ruhunuz yenileniyor, hayatınız yenileniyor, kapılarınız açılıyor. İstek dilek kapılarınız açılıyor. Gökyüzüyle temasınız bir olacak. Bunun değerini, kıymetini bilin. Geçmişte yarım kalmış her ne varsa artık toplantı zamanı. Artık masaya yatırılma zamanı. Artık toparlanıp o doğrultuda ilerleme zamanı. İşte yeni bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Gerçekten yıllardır bunu hedefliyorsunuzdur. Bunu açamıyorsunuz. Bu konu üzerinde durursanız eğer ve stratejik olarak inancınızı ve yapmanız gereken her ne varsa bunu yaparsanız eğer hangi doğrultuda gitmek istiyorsanız ilişki, iş, aşk konusunda her ne doğrultuda gitmek istiyorsanız bir başlangıç yapmanın zamanı geldi diyor. Eril ve dişil için. Bakalım eriller de nasıl ilerleme kaydedecek? Sevgili yay erilleri. Sevgili yay erilleri, az önce de dediğim gibi inancınız doğrultusunda yapmanız gereken, hedeflemen gereken durumlar söz konusuydu. Yapılan haksızlıklar, belki de önceleri hırsızlıkla, haksızlıkla ya da buna benzer şeyler sizi yordu artık. Sabit fikirliydiniz, o sabit fikirli olmaktan artık vazgeçiyorsunuz ve burada kendinizi yenileyip, iyileştirip gerçekten mantığınızı kullandığınızda, bilgeliğinizi de kullandığınızda hayatınızda yeni oluşumlar başlayacak. Sizi duygusal olarak tatmin edecek bir başlangıç. Belki de geçmişten getireceğiniz bir başlangıç. Dediğim gibi işte imzalanması gereken bir proje vardır. Bunu öne süreceksiniz. O doğrultuda, o işinizi tamamlayıp o doğrultuda ilerleyeceksiniz. Belki de ilişkinizden ayrıydınız. Bir kaosun, karmaşanın içerisinde haksızlıklar yapılıyordu size. Bunun bilincine varıp artık kendi otoritenizi kullanıp o ilişkiyi yine devam ettirebilirsiniz ama sizin isteğiniz doğrultuda ilerlemesini sağlayacaksınız bu yeni ayda. Bakalım sevgili eriller nasıl ilerleyeceksiniz? Maddi konuda güçlenme, sezgileriniz yüksek olacak. Dediğim gibi bu yeni ayda artık bir başlangıçla adım atacaksınız. Mahkemeleriniz varsa bile buradan olumlu sonuçla geri dönüşüm sağlanacak. Hisleriniz doğrultusunda ilerleme kaydederseniz gerçekten hak yerini bulacak sevgili yay erilleri. Maddi manevi güçleneceğiniz bir başlangıç yapacaksınız bu yeni ayda. Çok değerli bir yeni ay çünkü bu. Hani her ay bir yenilik söz konusu, yeni adım, yeni başlangıç, yeni proje, yeni görüşmeler, yeni sözleşmeleri anlatır her yeni ayda. Ama bu Başak yeni ayında geçmişte tamamlayamadığınız, yarım kalan bir durumu artık tamamlamak değil de o hedef doğrultuda karar aşamasına geçip bu kararla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınız. Geçmişten getirdiğiniz bir şeyi yeni baştan alevlendireceksiniz. Bu konuda size gerçekten iyi gelecek sevgili yay erilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Evet sevgili yay dişilleri. Yine toplantılar, yenilikler söz konusu demiştim. Bakalım. Yay dişilleri. Artık kıtlık bilincinden çıkmanız gerekiyor. Bu bilince size zaten sinyaller veriliyor sevgili yay dişilleri. Kıtlık bilincinden çıkmanız gerekiyor. Duygusal anlamda kendinizi iyileştirmek adına. Ruhunuzun bir şeyleri alma ve verme dengesini kurmak adına kendinizde bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Ve bu başlangıç size duygusal olarak, çünkü burada adım atıyorsunuz, yenilikler söz konusu, bir şeyleri geçmişte dengede tutamadığınız konu her neyse maddi manevi
Artık bunu dengede tutma arzusundasınız ve bununla ilgili de adım atacaksınız ve o attığınız net adım size duygusal olarak geri dönüşüm sağlayacak. Sizi mutlu edecek bir başlangıç olacak, bir yenilik, bir dengede tutma söz konusu. Her neyse. Evet, bakalım. Evet, burada kıtlık bölümünü bitirirseniz eğer, sizde bitmesi gereken, geçmişte bırakmanız gereken ya da o geçmişte yaptığınız hataları bırakmanız ve alma verme dengesini kurmaya hazırlandığınız için kartlar diyor ki burada, kendi iç dünyanı yenile, toplantıların olabilir, yolculukların söz konusu olabilir, ilişkinde belki ayrıldığın sevgilin bir araya gelmek isteyebilir, boşanmak isterken ayrılmak istemeyebilirsin. Gerçekten buna hazır mısın diyor. Çünkü burada kartlar kendi öz benliğinde vazgeçmen gereken, bitirmen gereken bir durum söz konusu. Çünkü alma verme dengesini kurmaya başlarsan gerçekten duyguda bir doyuma ulaşacaksın ve bir başlangıcın adımlarını atacaksın. Ve bu başlangıçta seni zaten istediğin hedefe götürecek diyor kartlar burada. Toplantıların varsa eğer, yeni hedeflerin varsa eğer, burada bitirmen gereken, noktayı koyman gereken ya da artık eski bilinçten çıkıp alma verme dengesini kurarsan eğer, yolun açık olacak sevgili sevgili yay dişilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bakalım bu hafta, bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Oğlak eril. Oğlak erilleri. Oğlak dişilleri. Çok güzel. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz? Sevgili Oğlak erilleri. Bu yeni ay hepimize gerçekten çok güzel bir döneme giriyoruz ve bu yeni ayın değerini, kıymetini bilirsiniz sevgili Oğlak erilleri. Kartlar diyor ki burada, inancını kaybetme. Sen evet haksızlıklara uğradın, belki de çok fazla yük aldın, belki de geçmişte yaşıyorsun artık. Geçmişten gelen sevgilin, işin, geçmişini özlüyorsun belki, ama burada artık uyanışa geçmeni söylüyor kartlar. Maddi manevi güçlenmen açısından kendinde yenilik yapman gerekiyor. İnancını değiştirmen gerekiyor. Şöyle ki, mesela diyelim ki bir iş yapıyorsunuz ve o işten sürekli verim alamadığınız halde o işe adapte etmişsiniz kendinizi. O inanç doğrultusunda gidiyorsunuz. Bundan vazgeçmenizi söylüyor kartlar. Çünkü orada verim alamıyorsunuz artık. Bitmiş o kısmet sizin için, artık bitmiş. Burada kartlar diyor ki, duygusal anlamda yenilik kazanabilmen için uyan artık. Kendine gel, uyan ve maddi manevi güçlenmen gereken her ne varsa farklı yönlere odaklan ve bu doğrultuda ilerle. Çünkü geçmiş artık sana o iş ya da işte o ilişki, o proje sana artık verimli değil, kısmet. Oradaki kısmetin aldın, bitti. O kadar, onu geçmişte bırak ve artık uyanışa geç diyor kartlar. Evet, eğer uyanışa geçerseniz, geçmişteki kıtlık bilincinden çıkarsanız eğer, maddi manevi güçleneceğinizi ve artık doyuma ulaşacağınızı söylüyor. Burada alacağınız tek mesaj şudur sevgili Oğlak erilleri, geçmişte yaşamayı bırakın. O iş yeri size verimli değilse yeni iş alanları takip edersiniz.
Burada güçleneceğiniz bir yeni ay olacak. Burada zaten durup düşünüyorsunuz, inancınızı kaybetmediğiniz sürece varlık içinde yokluğu hissetmek yerine buradaki kıtlık bilincini çıkartmanız gerekiyor aklınızdan. Çünkü uyanışa geçmezseniz eğer bu rutinlikte devam edeceksiniz. Bu yeni ay size bunu hatırlatıyor ve burada güçlenmeniz gerektiğini istiyor sizden. Eğer o doğrultuda gitmeye devam ederseniz, bu bilinçle devam ederseniz kıtlığı yaşamak sizin öyle ya da böyle kaderiniz şekline gelecek diyor kartlar. Evet sevgili Oğlak erilleri, adınıza aldım, kabul ettim. Sevgili Oğlak dişillere bakalım. Bu yeni ayda sizleri neler bekliyor? Yine aynı şekilde çıktı. Eril ve dişil olarak sevgili Oğlak dişilleri, bir hedefiniz var. Artık burada güçlenmeye başlamak istiyorum diyorsunuz ve burada çok değer verdiğiniz, inandığınız, güvendiğiniz bir erille bu konuyu konuşup artık buradan çıkmak istiyorum. Bu durum beni o kadar çok alaşağı ediyor ki bu durumdan çıkıp maddi manevi güçlenmek istiyorum diye bir konuşma söz konusu olacak. Belki iş alanında avukatınızla ya da arkadaş çevrenizde güçlü mertebede olan, iş potansiyeli yüksek olan biri ya da ilişkinizde, evliliğinizde olabilir bu durum. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkına varacağınız ve bir erkekten yardım, destek alacağınız bir konu yaşayacaksınız ve bu konuyu ele alıp uyanışa geçerseniz eğer bolluk, bereket sizinle birlikte olacak. Bakalım. Seyahatleriniz söz konusu olabilir. Bazen durup düşündüğünüz zaman hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Burada uyanışa geçmeniz gereken tek bir şey var sevgili Oğlak dişilleri. Kaybettiğiniz ne varsa onu toparlamak istiyorsunuz. Avucunuzda olsun istiyorsunuz burada. Şu erilin gösterdiği gibi işte bir şeyleri benim avuçlarımın içerisinde, benim kontrolüm altında olsun istiyorsunuz. Çünkü bazen bu değişimi istemiyorsunuz, bu farklılığı istemiyorsunuz. Bir şeyleri adım atmak, projelendirmek ya da işte ileri boyuta taşımak için kendinizi ve karşınızdakini değiştirmek istiyorsunuz ama burada kartlar diyor ki sen karşı tarafla, iş konusu da olabilir, işte alacağınız mahkemelik bir durum söz konusuysa, patronunuzla bile olsa haksızlık yapıldığını düşündüğünüz her ne varsa onu bir araya getirip bu yolculuğa çıkarsanız, ki bu gerçek yolculuk da olabilir, ruhani yolculuk da olabilir, hayatınızın felsefesindeki ilerlemeniz gereken bir yol söz konusu, çerçeve söz konusu olabilir. Burada uyanışa geçtiğiniz her ne varsa birlik bütün içinde yapmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü burada kartlar, bu yolculuk sizin olması gereken bir yolculuk. Bu yolculukta haksızlığa uğramamak, haksızlık yapmamak için birlik bilincinde olmanız gerektiğini kartlar bize hatırlatıyor sevgili Oğlak dişilleri. Adınızı aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili Kova ve yükselen burcu Kova olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu güzel yeni ayda neler bekliyor sizi? Bakalım. Sevgili Kova erilleri, Kova dişilleri, sevgili Kova erilleri, inancınız doğrultusunda gitmeye başlayın sevgili Kovalar. Çünkü burada içsel olarak bir şeylerden artık vazgeçtiğinizi, hevesinizin kaçtığını, mücadeleyi artık
arzulamadığınızı hissetseniz dahi bir şeyin bereket, kısmet olarak size geri döneceğini ya da ilişkiniz evet devam edecek ama buna hevesim kalmadı, mücadele gücüm bitti dediğiniz bir hafta olabilir. Sizin için bakalım nasıl ilerleyeceksiniz. Sevgili kovalar, burada net fikirli olmayın lütfen. Bazen net fikirli olduğunuz zaman hislerinizi göz ardı ediyorsunuz. Hislerinizi göz ardı etmek yerine gerçekten otoritenizi kullanmak açısından ruh kapısı her iki tane çıktı. Çünkü Azize kartta bize şunu anlatır. İç dünyanda sen onu harmanlıyorsun. İyi kötüyü ayırt edebiliyorsun aslında. Orada harmanladığın zaman direkt tek noktada kalıyorsun. Ya iyiyi seçiyorsun ya kötüyü seçiyorsun. Ama burada kartlar diyor ki sabit fikirli olma. İyiyi de düşün, kötüyü de düşün. Kötüyü düşündüğün zamanlarda sen her şeyden elini ayağını çekiyorsun. Ve artık dünya ile bağlantın kesiliyor. Ruhani boyuta geçiyorsun. Hayal dünyasında yaşıyorsun diyor. Hayal dünyasında yaşamak yerine o sezgilerini mantıklı bir şekilde kullan. Çünkü sen sezgilerinle yaşıyorsun. Çünkü sen ruhunla hayattasın. O ruhla bedeni aynı terazide koyarsan eğer burada güçlenmeye başlayacaksın. Sabit fikirli olmaman gerekiyor sevgili eriller. Ve bu konu size duygusal anlamda hastalığa, sıkıntıya, uykusuzluğa, halsizliğe, buna benzer konuların neden oluyor. Çünkü burada kendi öz benliğinizde neyle mücadele etmekten bıktıysanız, yorulduysanız, eğer vazgeçtiğiniz durum her neyse giderek sizi o alaşağı ediyor. Kendinizi yenileyin, bolluk berekete hedefleyin, kodladığınız her ne sıkıntı kodu varsa onu iptal edin. Kodlarınızı yenilerseniz eğer başaracağım, mutluluk benim hakkım, ben sezgilerimi ön planda tutuyorum, başarıyı odaklandım her konuda, sağlık sorunlarımı dahi bu yeni ayda kendimi arındırıyorum ve hedefimde mutluluk var diye buna benzer olumlamalar yaparsanız eğer gerçekten iyileşme söz konusu olacak o durumda ve kartlar diyor ki sen yapacağın başlangıçta gerçekten güçlü adımlar atacaksın ve bu sezginle atacağın adım olacak. O sezgilerine iyi bak, iyi değerlendir. Çünkü oradan bolluk bereket alacaksın. Maddi manevi bolluk bereket alacaksın. Sen yeter ki bu hafta, bu yeni ayda ritüeller yap, dua et, iste, arzula, adımlarını ona göre güçlü adım at. Sana duygusal olarak geri dönüş sağlayacak zaten diyor. Sevgili kova erilleri, adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili kova dişilleri, bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Artık yolculuklar söz konusu. Şöyle diyor kartlar, eğer ki konuşmak isteyip de konuşamadığınız bir durum varsa kartlar diyor ki evet konuşmaya başla. Bu yolculuk senin kaderinde var. Bu yolculukta yapman gereken, konuşman gereken her ne varsa konuşma zamanı. Bakalım. Bir şeyleri toparlamak istemiyorsun artık çünkü çok yoruldun sevgili kova dişilleri. Konuşmaktan yoruldun, çabalamaktan yoruldun. Bir şeyleri eskiyi toplamaktan yorulduğun için hep sırtından vuruluyorsun. Yapman gereken tek şey kendi hedefinde, kendi istek ve doğrultuda neyi toparlamak istiyorsan hayatında bunun konuşmasını yap. Bir yolculukların söz konusu, emeğinin karşılığını alma söz konusu da olabilir bu yolculuk söz konusu. Emeğinin karşılığını alma yolculuğu söz konusudur. Kelimeyi toparlayabildim kendimce. Burada kartlar diyor ki, o kadar çok sırtından vuruldun ki sen hala aynı
konuları konuşuyorsun. Sen hala aynı rutinlikte gidiyorsun. Sen defalarca bu konu üzerinde sırtından vurulmana rağmen aynı konu üzerinde hep yenilikler yapmayı, o konu her neyse orada takılıp kaldığını söylüyor kartlar. Artık bir şeyleri netleştirmen ve kendini toparlaman gerekiyor. Çok kötü çıktı. Sevgili Kova burcu dişilleri, bu konu üzerinde de zaten sıkıntılarınız öyle yoğun ki konuşuyorsunuz bazen ama sadece konuşuyorsunuz. Kimse sizi duymuyor. Çünkü alma verme dengesini kuramıyorsunuz. Belki de mahkemeleriniz söz konusu var. Belki de bir hedefiniz var. Bu doğrultuda gitmek için yeteri kadar kendi özgüveniniz, kendi özbenliğinizi yetersiz hissediyorsunuzdur belki. Burada uyanışa geçmeniz gerekiyor. Kendinizi ayağa kaldırmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey kendi bedeninizi hissetmek ve artık neyi konuşmanız gerektiğini bilincine varmak, uyanışa geçmek, konuşmak. Eğer mahkemeniz varsa evet, bu mahkemede kendinizi daha iyi ifade edebilmek açısından artık eski yaptığınız hatalardan vazgeçin. Rumi'den çekmek istiyorum, bilgi almak istiyorum. Çok güzel çıktı. Dediğim gibi eğer ki kendinizi buradan vazgeçirirseniz, ekarte ederseniz, artık sabit fikirli olmaktan vazgeçerseniz, kupaların ası diyor ki aşk şarabıyla mest olmuşum diyor. Evet, burada mahkemeniz varsa, haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız ve alma verme dengesini kuramıyorsanız, kartlar sizi zorluyor zaten. Konuş, yap, bilincine var, kendini değiştir, uyanışa geç. Sen bir adalet istiyorsun ama sen bir şeyleri dengede tutamıyorsun. Alma verme dengesini kur, emeğinin karşılığını, çabanın karşılığını alacaksın diyor. Aşk şarabıyla mest oldum diyor. Yani artık kutlamaya geçeceksin. Yeter ki bu sabit fikirliliğinden vazgeç sevgili Kova dişilleri. Adınıza aldım, kabul ettim. Merhaba sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Bakalım bu hafta, bu güzel yeni ayda sizleri neler bekliyor? Sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar. Balık erilleri. Balık dişilleri. Oo, çok güzel. Duygu had safhada. Yenilik had safhada. Yolculuklar, güzellikler, niyetler. Dördüncü çakra kalp çakrasıdır. Çakralarınız açık. Sevgili eril balık burcu. Çok iyi çıktı sevgili eriller. Bu yeni ayda ruhunuzu yenileyeceksiniz. Belki seyahatleriniz söz konusu olabilir. Ailenizle yapacağınız, önünüzü göremediğiniz işiniz söz konusu olabilir. Alma verme dengesini kurmuşsunuz siz. Kalben kurmuşsunuz. Bu yeni ayda bunu hissedeceksiniz. Önünüzü göremediğiniz her ne varsa burada kalp çakranız size bilgilendirecek zaten. O yolculuğa huzurla, mutlulukla çıkacağınızı söylüyor. Bakalım. Çok iyi çıktı. Sevgili balık erilleri, bu yeni ayda önünüzü göremediğiniz, mücadele ettiğiniz her ne varsa bu konuyla ilgili durup düşüneceksiniz. Geçmişte ben neden kaybettim? Geçmişte benden insanlar ne kadar faydalandı ve beni sırtımdan vurarak ilerledi? Ben ne kadar başarılıyım, ben ne kadar başarısızım? Bunun kontrolünü ele alıyorsunuz ve bununla ilgili mücadele ediyorsunuz. Ben neden önümü göremiyorum? Benim nerede ne eksiğim var diyorsunuz.
ve bu şansı elde ediyorsunuz. Ermiş kartı lambasının üstünde bir yıldız vardır. Bu yıldız o sizin önünüzü parıldatırken, siz başınızı eğmiş sadece kayıplarınıza odaklanırken aslında elinizde bir şans var. O şansı size veriyor kartlar. Burada geçmişte yapılan her ne varsa bunun daha iyisini, onların şöyle söyleyeyim, sizin rakiplerinizin önüne geçebilmeniz açısından alma verme dengesini kurmanız gerekiyor ve daha çok çaba harcamanız gerekiyor. Seyahatleriniz varsa bu konuda seyahatleriniz gerçekleşecek, duygusal doyuma ulaşacaksınız ve niyetleriniz artık başlama, burada neyin eksik olduğunu keşfederseniz eğer, bu yolculuğa çıkacaksınız ve huzur, mutlulukla geri dönüş yapacaksınız. Çünkü burada alma verme dengesini kuracaksınız. Mutluluğu bulmak için zaten öncelikle şuradaki sıkıntı, tıkanıklık her neyse bunu durup düşüneceksiniz. Onlar benden daha iyi değil. Onlar benden bu şekilde çaldılar. Ben daha iyisini yapabilirim, ben başarabilirim. Bunun mücadelesini vereceksiniz ve burada inancınız doğrultusunda devam edeceksiniz. Sevgili balık erilleri, adınızı aldım, kabul ettim. Sevgili balık dişillere bakalım neler bekliyor sizleri. Maddi konuda güçlenme var. Aşkla, arzuyla yapacağınız bu dönemde dişiller, arzularınız, istekleriniz biraz yükselebilir. Maddi konuda istek ve arzularınız yükselebilir. Dişil olarak da arzularınız yüksek olabilir. Bakalım nasıl ilerleyeceksiniz. Sevgili dişil balıklar. Hep haksızlıklar, hep tahammülsüzlükler, bırakıp gidişler. Sevgili balıklar, bu yeni ayda dikkat etmeniz gereken bir durum söz konusu. Duygusal olarak gözyaşı dökebilirsiniz. Tartışmalara, kavgalara neden olabilir bu duygusal haliniz bu yeni ayda. Çünkü burada kartlar diyor ki ne ile mücadele ettiğimi bilmiyorum. Ne maddi ne manevi olarak artık bir şeyleri elde edemiyorum. Ben neyin çabasındayım? Ben ne için mücadele ediyorum? Burada evet çok seviyorum, çok arzuluyum. Bu maddi konuda da her şeyim yeri ve zamanı geldiği zaman bende oluyor. Ama bir şeyler eksik. Bana yapılan haksızlıklar. Ben bu kadar duygusal olarak yaklaşırken diyorsunuz ki ilişkiniz ya da işiniz konusunda. Artık burada verimli değilim. Bana yapılan haksızlıkları artık tahammül etmek zorunda değilim. Ya burayı gideceğim ya da benim söylediğim olacak diyorsunuz bu hafta, bu yeni ayda. Kartlar diyor ki evet çabala. Sende de eksikler var. Güçlüsün. Bir konu üzerinde sabit kaldığın sürece o konu sana sıkıntı olarak geri veriyor. İşin konusundaysa bu durum, maddi konuda biraz daha çaba harcaman gerekiyor. Çünkü bu yolculuk senin kaderinde var. Bu yolculukta güçleneceksin. Sen bu yolda yoğruluyorsun. Bu yolda eğitiliyorsun. Ruhani varlıklarla, duygularınla, hislerinle. Bazen gitmek istiyorsun bu ilişkiden, bu işinden, bu hayatından, başka şehirlere taşınmak istiyorsun belki de. Ama senin bunu kadersel olarak yaşaman gerekiyor. Neden yaşaman gerekiyor? Olgunlaşman için. Çünkü senin bir hedefin var. O hedefine ulaşmak için bu ruhani yolculuğa, belki de gerçek yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculuğa çıkman gerekiyor. Bu konuları yaşaman gerekiyor. Bırakıp pes edersen oradaki hedeflediğin konu her neyse, maddi manevi, hedeflediğin neyse burada güçlenemezsin. Sadece bırakmış gitmiş olursun. Eğer ki hedefine odaklanır, arzu ve isteklerini, kimsenin canı yanmadan, çünkü burada arzuyla yapıyorsun, istekle yapıyorsun, maddi manevi gücü elde tutmak istiyorsun. Burada haksızlıklara boyun eğmeyip belki de öfkeyle yaratırsan eğer
ve o öfkeyle kapıyı çarpıp işinden, ilişkinden, projenden, evliliğinden vazgeçersen eğer bütün emeğin boşa gitmiş olacak, acizleşeceksin. Burada güçlenmen için, yorulman için hayat sana bir ders gösteriyor. Çünkü gücü tamamen odaklanabilmen için bu sıkıntılar yaşanıyor. Sevgili Balık Burcu, adınıza aldım, kabul ettim. Evet sevgili gönül dostları, bu haftalıkta bu kadar. Dilerim her şey siz nasıl istiyorsanız gönlünüzce olur. Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.